Evet değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bir arkadaşımız demiş ki ya bu yeni halkazlardan böyle dibe çakılıp da yukarı doğru gitme potansiyeli olan var mıdır yok mudur? E biz de dedik birkaç tanesine şöyle bakalım. Atakey patatese şöyle bir e, gözüm ilişti. Ki daha önce de zaten 49 seviyesi aşıldığı takdirde hareketin başlayabileceğini sizlere vurgulamıştık. Atakey patatesi şöyle teknik olarak sizlerle beraber masaya yatıralım. Bakalım durum nedir? Yasal uyarımız. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyoruz arkadaşlar. Şimdi Atakay patatesi şöyle bir masaya yatırıyoruz. Atakay patatesdeki durum değerli dostlar daha önce bu logaritmikten kalma muhtemelen şu şekilde alalım. Zaten kırılım onaylı geldi arkadaşlar. Yani retestini yaptı. Şimdi retestini yapan bir hisse retestini yapan bir hisse kırılım sonrası oluşturduğu tepi yani 49.06 günlük kapanış itibariyle açtığı takdirde hareketin hızlanacağını söylemiştik. Ve 49.06'lardan 57'lere kadar geldik dayandık değerli dostlar. Şimdi önümüzdeki en güçlü bölgelerden bir tanesini sizlerle beraber şöyle masaya yatıralım. Orası da bakın şu hat olacak değerli dostlar. Sarı bölgeyi çizmiş olduğumuz nokta muhtemelen teması gerçekleşecek. Ve sonrası kırılım gelirse de bir üst durak noktası olan bir üst durak noktası olan şu seviyeye kadar da yine hareketin gelme olasılığı yüksek diyoruz ee, hemen buradaki rakamları şöyle bir yazalım değerlendirelim ee, ortalama 60.45 sonrası için ise yine yaklaşık hemen şöyle alıyorum 71.50 arkadaşlar evet şu anda 60.45'lere doğru hareketimiz devam ediyor Kırıldığı takdirde 71.50 olarak karşımızda yer alıyor olacak Atakey Patates. Teknik görüntüde RSI tabii ki de zirvelerde olabilir ama burayı daha kırıp yol alabilir burada. Yani burada RSI hemen zirvelere ulaştı hemen satış yapılır mantığı da yanlıştır. Onu da ifade etmiş olalım değerli yani dostlar. Evet Atakey Patates de tam da istediğimiz şekilde hareketin ben başladığını düşünüyorum. Ve burada da yani yanılmadık doğru ıı, noktaya işaret ettiğimizi düşünüyorum ki 4906 kırıldı takdirde bu hareketin başlama ihtimali zaten oldukça yüksekti ve bu harekette burada görmüş olduk değerli dostlar. Evet. Çok net bir şekilde şöyle alçalan takoz görüntümüz var. Şimdi Atakev patisinde negatif senaryo ne olabilir? Ona baktığımız zaman negatif senaryo 61 bantlarına gelip buradan tekrar Bakın şu bantlara kadar yani 49'lara kadar bir düşüş düşüş gerçekleşip bir toboya gidebilir. Yani burada bu dirençten red yememiz durumunda bir tobo için sağımız için geri dönüş söz konusu olabilir. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Burası da oldukça önemli. Yani şunu diyebiliriz. 49 ile 61 bandı arası bir konsolidasyon süreci yaşayabiliriz. Atakey patatesde teknik olarak önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli nokta günlükte Atake patatesin 20-50 kesişmesiyle arkadaşlar bakınız karşımıza çıkma olasılığının yüksek olduğu. Yani bir golden cross arkadaşlar altın kesişme dediğimiz durum burada söz konusu diyebiliriz. Peki Fibonacci değerleri bize ne diyor? Dip süreci tamamlandı mı? Dip bölgesi nerede kaldı? Baktığımızda ise Dip bölgenin 50.80'lerde kaldığını görüyoruz. Yani bizim daha önceki kırılım bölgesi 49 yine burada merkeze rahatlıkla oturtabiliriz. Fibonacci seviyesinde burada çok net çalıştığını görüyoruz. Bakınız burada bakınız daha önce çalışmış. Tepe noktası bakınız burada net. Demek ki Fibonacci Atakey patatesi de uyumlu bir şekilde çalışıyor değerli dostlarım. Evet kendinize iyi bakın değerli dostlar. Atakey patatesi şöyle kısaca incelemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu videonun altında Binance referans kimliğim var. %10 komisyon indirimiyle kaydolmak isteyen arkadaşlarımız kayıtlarını yapıp 7/24 kripto para işlemlerini yapabilirler. Evet.